Darbe olsaydı ne olacaktı? Yurtsever, demokrat, ilerici, aydın, muhalif insanlar hapishanelere doldurulacaktı. Türkiye Büyük Millet Meclisi fiilen işlevsiz hale gelecek, hukuksuzluklar, yargısız infazlar alıp başını gidecekti. Peki bugün durum farklı mı? Bugünün iktidarı halkımıza tüm bunları bir bir yaşatmıyor mu? Darbeciler meçhul ama uygulamalar iktidarla yaşıyor. Gece kararnameleriyle bilim insanların geleceği karartılırken sabah kararnameleriyle ülkenin ekonomik can damarları bir bir yok ediliyor. Varlık fonu denilen düzenleme giderek bir yağma fonuna dönüşüyor. Adına varlık fonu denilen bu ipotek fonu bu halkın cumhuriyetin değerlerini yandaşa kaynak aktırma projesi olduğu artık aleni görülmektedir. Dolar karşısında pula dönen Türk lirasıyla kaçırdığınız yatırımcılarla bu ülke varlığın değil darlığın ülkesi haline gelmiştir. Halkın malını sözde varlık fonuna devreden AKP hükümetinin siyasi tercihi ortadadır. Bu siyasi tercih ne emekliden, ne emekçiden, ne asgari ücretliden, ne köylüden, ne de çiftçiden yana. AKP'nin siyasi tercihi emeklinin, asgari ücretlinin, emekçinin, taşörenin, köylünün, çiftçinin sofrasından alıp eğitim bütçesinden, sağlıktan, kültürden, sanattan kısıp varlıklarımızı yandaşa aktarmaktadır. Varlık fonu denetimsizliği ile hukuksuzluğuyla kuruluş felsefesiyle de bir yandaş projedir. Neresinden bakarsanız hukuksuzluk ve kanunsuzluktur. 15 yılda devlete ait fabrikalar, kamu kurumları özelleştirme yöntemiyle yok edildi. Şimdi gelecek kuşakların varlıklarını da talan edercesine kullanmanın yolunu açtınız. Bu ülkenin cumhuriyet değerleri, milli mirasımız varlık fonu eliyle yok edilecek, bir kişinin egosuna da heba edilecektir. Beytülmal kimsenin çiftliği değildir. Bu uygulama hazine mallarının denetimsizce talan edilmesidir. Bu hukuksuzluktan derhal dönülmelidir.